En önemli risk faktörü aslında bir genetik yatkınlık. Ailenizde miyom öyküsü olması sizde de miyom oluşabileceği anlamına geliyor. Rutin bir jinekolojik muayenede hekimin yaptığı elle muayene ve ultrason muayenesi aslında miyom tanısı koymak için yeterli. Aslında miyomların kesin tedavisi, tedavi gerektiren miyomlar da cerrahidir. Miyomların tedavisine biz cerrahi yaklaşımı tercih ediyoruz. Miyomlar her yaş kadında görülebilmekle beraber, özellikle ileri yaşta görülme sıklığı artmaktadır. Merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Taha Takmaz. Bugün sizlerle miyom nedir, neden oluşur, tedavisi var mıdır, tanısını nasıl koyarız bunları konuşacağız. Miyomlar rahimin düz kas dokusundan kaynaklanan aslında iyi huylu diyebileceğimiz kitleler. Baktığımızda toplumumuzda da çok sık karşımıza çıkmakta. Sıklık oranı yaş ilerledikçe artmakla beraber %70'lere kadar çıkabilmekte. Peki miyom oluşumunda hangi risk faktörlerinden söz edebiliriz? En önemli risk faktörü aslında bir genetik yatkınlık. Ailenizde miyom öyküsü olması sizde de miyom oluşabileceği anlamına geliyor. Bununla beraber yaş ilerledikçe miyom sıklığı artmakta. Yine yüksek kilo, ilk adetin erken yaşta görülmesi, siyahi ırkta olmak, bununla beraber yüksek tansiyon ve kırmızı etten zengin beslenmek miyom oluşma riskini artıran faktörler diyebiliriz. Miyomlar biraz önce de bahsettiğim gibi toplumda çok sık görülen bir durum. Aslında toplumun %70'inde oluştuğu için bazı kadınlarda hiçbir vurgu vermeyebiliyor bu. Rutin jinekolojik kontrollerde karşınıza çıkabiliyor. Bununla beraber miyomun pozisyonuna bağlı olarak miyomun oluşturabileceği olumsuzluklar değişebilmekte. Özellikle rahimin içine doğru büyüyen miyomlarda anormal kanamalar, ara kanamaları, adet kanamalarının normalden fazla olması gibi bulgular oluşabilir. Yine hamilelik planlayan kadınlarda gebeliğe engel bir durumda teşkil edebilir bu rahim içine doğru büyüyen miyomlar. Onun dışında miyomlar eğer rahimin dış yüzeyine yakınsa burada da bası bulguları dediğimiz bulgular ortaya çıkabilir. Peki bunlar neler? Gündelik hayatta kasık ağrısı, karın ağrısı oluşabilir. Yine ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. İdrar torbasına baskı yapmasına bağlı sık idrara çıkma, idrar kaçırma gibi problemler oluşabilir. Rahimin arka yüzeyinde oluşmuş miyomlar bası yaptığı yere bağlı olarak kabızlık problemleri ve idrar borusunda idrar akışına engel olarak böbrekte problemlere neden olabiliyor. Bizler miyom tanısını nasıl koyuyoruz? Rutin bir jinekolojik muayenede hekimin yaptığı elle muayene ve ultrason muayenesi aslında miyom tanısı koymak için yeterli. Bazı durumlarda miyom tanısını desteklemesi için veyahut da ek bir görüş ihtiyacı olduğunda MR görüntüleme de tercih edilebilir. Ancak miyom tanısını rutin bir jinekolojik muayenede, rutin bir ultrason muayenesinde rahatlıkla koyabiliriz. Her miyomu tedavi etmiyoruz. Miyomların tedavisiyle ilgili olarak mesela rahim içinde, rahimin iç yüzeyine yerleşmiş 2 santim bir miyom, hastada hiçbir bulguya neden olmuyorsa, hiçbir şikayeti yoksa bu miyom takip edilebilir. Yıllık veyahut da 6 aylık jinekolojik kontrollerle takibi sağlanabilir. Ancak rahimin iç yüzeyine büyüyen miyom anormal kanamalara neden olup kansızlık oluşturduysa veyahut da kişinin hamile kalmasına engel oluyorsa, bununla beraber hamile kalıp gebelik kayıpları yaşattıysa veyahut da erken doğum riski oluşturabilecek bir miyomsa bunun alınması gerekebilir. Yine dış yüzeye doğru büyüyen miyomlarda biraz önce bahsettiğim bası bulguları, hastanın ağrı şikayetleri, sık idrara çıkma, kabızlık gibi problemleri varsa miyomların alınması gerekir. Ek bir başlık açmak gerekirse bazı miyomlar hızlı büyüdüğünde bizim için şüphe uyandırabilir. Bu şüphe miyomların iyi huylu kitleler olduğundan bahsetmiştik. Ancak binde bir ihtimalle miyomlarda sarkom şüphesi oluşabilir. Hızlı büyüyen miyomlarda da biz sarkomdan şüphelendiğimiz için bu miyomların alınmasını öneriyoruz. Miyomlar her yaş kadında görülebilmekle beraber, özellikle ileri yaşta görülme sıklığı artmaktadır.
Miyom tedavisine gelecek olursak, şimdi aslında miyomların kesin tedavisi, tedavi gerektiren miyomlar da cerrahidir. Miyomların tedavisine biz cerrahi yaklaşımı tercih ediyoruz. Cerrahi yaklaşımdan önce miyomlarda destekleyici tedavi olarak hastanın ağrı şikayeti varsa ağrı kesiciler başlayabiliriz. Bununla beraber anormal kanama şikayeti olan hastalarda doğum kontrol ilaçları veya başka hormon tedavileri de bu şikayetlerin azalmasında faydalı olabilir. Bazı cerrahi dışı tedavi seçenekleri de mevcut. Bunu sıkça soru alıyoruz bu konuda. Mesela embolizasyon tedavisi dediğimiz tedavi. Ancak bunlar miyomları tamamen ortadan kaldıran tedaviler değil. Seçilmiş hasta grubunda uygulanabilecek tedaviler. Ancak hastanın ilerleyen dönemde bir hamilelik planı, gebelik planı varsa bu tedavi yöntemlerinin uzun dönem doğurganlık üzerine etkisiyle ilgili yeterli çalışma olmadığından tavsiye etmiyoruz. Ne demiştik? Miyomun kesin tedavisi cerrahi yaklaşımlardır. Baktığımızda cerrahi açıdan miyomun yerleşimine göre yapacağımız cerrahi de değişir. Veyahut da miyomların sayısı, boyutuna göre bu cerrahi yaklaşımlar değişir. Üç ana başlıkta sayacak olursak açık ameliyatlar, laparoskopi yani kapalı ameliyatlar ve histereskopi, vajinal yoldan gerçekleştirilen cerrahileri sayabiliriz. Eğer miyom rahim iç yüzeyine doğru büyüdüyse, boyutu çok büyük değilse histereskopik yöntemle herhangi bir kesi olmadan vajinal bir işlemle çıkarılabilir. Bununla beraber miyom rahimin dış yüzeyine doğru büyüdüyse öncelikli tedavimiz laparoskopik yaklaşımlar yani kapalı ameliyatlar. Laparoskopi mümkün olduğunca hastalarımıza tedavi olarak uygulamak istediğimiz yöntem. Neden? Çünkü hastanede kalış süresi daha az. Kozmetik açıdan daha uygun, daha küçük bir kesi yapılıyor. Hastalar çok daha çabuk iyileşiyor. Kanama oranı daha az oluyor ve gündelik hayata çok hızlı bir şekilde dönmüş oluyor. Ancak bazı miyomlar boyutları çok büyük boyutlardaysa ve çok sayıda miyomlar varsa açık ameliyatta tercih edilebilir. Ameliyat tercihi noktasında açık ve laparoskopik cerrahi anlamında cerrahın bu konudaki tecrübesi de en önemli kısımlardan biri. Ailenizde özellikle anneniz, kız kardeşiniz, teyzeniz, halanızda miyom öyküsü varsa sizde de miyom oluşma riski normalden çok daha fazladır. Bu nedenle yıllık jinekolojik kontrollerini yaptırmanız ve ultrason muayenesi yaptırmanız önemli. Laparoskopik miyom ameliyatı olduktan sonra genellikle hastanede kalış süreniz bir gündür. Sonrasında evde birkaç günlük dinlenme akabinde gündelik hayatınıza dönebilirsiniz. Bu süreç sonrasında eğer tekrar bir hamilelik planı varsa kadının, bu hamileliği 3 ay veya 6 ay ertelemesi uygun olacaktır. Peki miyomlar ameliyat sonrasında tekrarlar mı? Bakıldığında yapılan çalışmalarda miyomların ameliyat sonrasında tekrarlama oranı %25-%30 olarak değişmekte. Aslında burada önemli olan kişinin yaşı. Genç yaşta miyom ameliyatı olan birinin ilerleyen dönemde miyomunun tekrarlama riski tabii ki yüksek. Çünkü miyomlar östrojen bağlı kitleler ve vücut hormon ürettiği sürece menopoza girene kadar bu miyomlar tekrar tekrar oluşabilir. Ancak daha ilerleyen yaşlarda miyom ameliyatı olan bir kadında bu miyomun tekrarlaması veyahut da ameliyat gerektirecek boyutlara ulaşması çok daha düşük ihtimalli olacaktır. Toparlayacak olursak, doğurganlık çağındaki her kadının yıllık olarak jinekolojik muayenelerini yaptırması, bunları aksatmaması gerekli. Özellikle miyomlar açısından basit bir jinekolojik muayenede, basit bir ultrason muayenesinde miyomun tanısını koyabileceğimizden ve takibi alabileceğimizden dolayı bu miyomlar çok büyük boyutlara ulaşmadan gerekli noktada müdahale edilip özellikle kapalı cerrahiyle, laparoskopik cerrahiyle tedavi edilebileceğinden veyahut da hamilelik planı öncesinde ameliyat edilmesi gereken bir miyom varsa bu miyom alınabileceğinden düzenli takipler çok önemli. Miyom nedir? Tanısını nasıl koyarız? Risk faktörleri nelerdir? Tedavisinde nasıl bir yol izleriz? Tedavi sonrasındaki süreç nasıl geçer? Bunları konuştuk. Dilerseniz bu konuyla alakalı sizden gelen soruları alalım. Gelen ilk soru, miyomlar kısırlığa yol açar mı? Evet, miyomlar gebe kalmayı zorlaştırabilir, gebelikle beraber düşük riskini artırabilir veya ilerleyen dönemde erken doğum riskini artırabilir. Bu miyomlar rahimin iç yüzeyine yani endometrium tabakasına yakın olan miyomlarda gördüğümüz bir durum. Bunun da gebelik öncesinde veyahut da tekrarlayan düşükler akabinde ameliyatla alınması gerekir.
İkinci sorumuz, miyomlar kaç santim olduğunda ameliyat edilmelidir? Aslında bununla ilgili kesin bir cevap yok. Hastada şikayete neden olan miyomlar, bu miyom 2 santim de olabilir, 10 santim de olabilir. Rahimin iç yüzeyine doğru büyümüş 2 santimlik bir miyom anormal kanama yapabilir veyahut da gebeliğe engel olabilir. O zaman ameliyat edilmesi gerekir. Rahimin dış yüzeyine doğru büyümüş 6 santim, 7 santim, 10 santimlik miyomlar yaptığı bası bulguları, ağrı, kabızlık, sık idrara çıkma gibi şikayetlerden dolayı ameliyat gerektirebilir. Ancak rahimin kas dokusu içine sınırlı kalmış 3 santim, 4 santim miyomlar da hızlı bir şekilde büyümediği sürece yıllık takip edilebilir. Yine sıkça sorulan bir soru, miyomlar kendiliğinden geçer mi? Miyomların kendiliğinden, oluşmuş bir miyomun kendiliğinden tamamen yok olma ihtimali yok. Ancak bahsettiğim gibi miyomlar östrojen bağımlı, yani hormon bağımlı kitleler. Menopozla beraber miyom boyutlarında gerileme olacağını öngörüyoruz. Sizin menopoz öncesi 4 santim, 5 santim bir miyomunuz varsa menopozla beraber bu miyom 3 santime, 2 santime kadar düşebilir. Ancak hiçbir miyom kendiliğinden yok olmaz. Bir diğer sorumuz, miyomlar kansere dönüşür mü? Miyomlarda kansere dönüşme riski vardır. Baktığımızda miyomlar rahimin düz kas hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu kitleler. Ancak miyomlarda yaşla beraber, değişmekle beraber binde bir ihtimal, ileri yaş hastalarda belki bu ihtimal sıklık artmakla, 400'de bir ihtimale yükselmekle beraber sarkom dediğimiz miyomun kanserojen değişimi gerçekleşebilir. Miyom ve kist arasındaki fark nedir? Bir diğer sorumuz. Miyomlar rahim dokusundan gelişen, rahimin miyometrium tabakasından, kas dokusundan gelişen kitleler. Ancak kistler yumurtalıktan oluşan ve miyomlara göre daha sıvı içerikli, daha yumuşak natürlü kitlelerdir. Bir kadın miyomu varken hamile kaldığında bu miyom hamilelikte bir probleme yol açar mı? Aslında şunu söyleyebiliriz, miyomların boyutları hamilelik sürecinde artabilir, aynada kalabilir, küçülebilir de. Miyomun yerleşimine bağlı olarak hamilelik sürecinde oluşturabileceği bulgular da değişir. Bazı kadınlarda hiçbir şikayet olmayabilir. Bazılarında da özellikle rahim ağzına yakın olan miyomlarda vajinal doğum, normal doğumu engelleyebilir bu miyom. Veyahut da yerleşim yerine bağlı olarak şiddetli ağrılar yapabilir. Yine rahim duvarına yakın olan miyomlarda erken doğum veya gebelik kayıplarına neden olabilir. Hamilelik sürecinde bir miyomunuz vardı ve siz bu miyom nedeniyle belki veyahut da kendi talebinizde doğum şekliniz sezaryen oldu. Bu doğum esnasında miyom ameliyatı yapılabilir mi diye baktığımızda bu da sıkça karşılaştığımız bir soru. Literatürde yapılan çalışmalarda uygun yerleşimli miyomlarda bu ameliyatın yapılabileceğini gösteriyor. Özellikle rahimin dış yüzeyine yakın miyomlarda bizim burada en çok endişe ettiğimiz konu anormal kanama olması. Hamilelik sonrası doğumda yapılan miyom ameliyatlarında normal zamanda yapılan miyom ameliyatlarına göre kanama riski daha fazladır. Ve bu nedenle bazı hekimler miyom ameliyatını yapmamayı tercih edebilir. Ancak uygun yerleşimli miyomlarda, uygun sayıdaki miyomlarda doğum esnasında miyom ameliyatı da yapılabilir. Peki miyomla beslenmenin bir ilişkisi var mı diye bir soru aldık. Baktığımızda yapılan çalışmalarda miyomun oluşumunda kırmızı etten zengin beslenmek, yani protein ağırlıklı beslenmek miyom oluşumunda bir risk faktörü olarak görünüyor. Yine obezite, yani aşırı kilo, dengesiz beslenmek de miyom oluşumundaki bir diğer risk faktörü. Tabii bu bahsettiğimiz durumların tetiklediği bir diğer durum yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon da bakıldığında miyom oluşumunda önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle genel olarak miyomları konuştuk. Sizden gelen soruları da yanıtlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.